Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Zerrin Çelik, gebelik öncesi testlere ve yapılması gerekenlere değindi. Çocuk sahibi olmak isteyenler ne yapmalı? Gebelik sürecinde olunması gereken aşılar nelerdir? Uzmanından açıklama geldi. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Zerrin Çelik, gebelik sürecine ilişkin açıklama yaptı. Kendisine ulaşan kişilerin büyük bir bölümünün merakı üzerine konuştu. Gebelik öncesi ne gibi testler yapılmalıdır? Gebelik planlayan bir çiftin en az 3 ya da 6 ay önce bir muayene olmasını öneriyoruz. Şöyle ki bebek isteyen anne adayının yapılacak olan jinekolojik muayenesinde gerek gebeliğin oluşumuna gerek gebeliğin gidişatına olumsuz etki yapabilecek jinekolojik problemler muayene sırasında saptanabilir. Rahimdeki bir miyomun varlığı ya da rahim içerisindeki bir polipin varlığı bu gebeliği hem oluşumunu hem de gidişatını olumsuz etkileyebilecek bir durumdur. Yumurtalık kistlerinin olup olmadığı, rahim ağzında rahim yetersizlik belirtilerinin olup olmadığı gibi bulgular muayene ve ultrason sırasında saptanabilmekte, ona göre planlama yapılabilmektedir. Ayrıca anne adayından bu muayene sırasında pap simir yani rahim ağzı kanser tarama testi, servikovajinal simir testini almak uygun olacaktır. Gebelik düşünen anne adaylarının ve çocuk sahibi olmak isteyenlerin önce doktora başvurması gerektiğini söyledi. Muayeneden sonra hastamıza ya da daha doğrusu anne adayımıza kendi genel vücut sağlığını değerlendirmek için bazı kan testlerini yönlendirmekteyiz. Öncelikle eğer kan grubunu bilmiyorsa bu önemli bizim için, mutlaka kan grubu testi, genel bir kan ölçümü, karaciğer böbrek fonksiyon testleri, bazı mikrobik hastalıkları geçirip geçirmediğine dair testler, bazı hormon testleri ki özellikle tiroid stimülan hormon, TSH hormonu, ayrıca bir tam idrar testi istemekteyiz. Bu test sonuçlarında saptadığımız bir problem var ise gebelik oluşmadan önce bu problemi tedavi yönüne gitmeliyiz ya da varsa bir eksiklik, örneğin demir eksikliği anemisi varsa demir takviyesine gebelikten önce başlamalıyız. Ya da guatr hormonunda, TSH hormonunda bir yükseklik varsa ki bu 2,5'un altında olmalı ideal olarak gebelik süresince de, bu hastamızı bir dahili ya da endokrin uzmanıyla görüştürerek guatr problemini çözüp gebeliğe öyle başlamasını istemekteyiz. Operatör Doktor Çelik, gebelik süresinde yapılması gereken testlerden de bahsetti. Diğer önemli bir test de torç grubu enfeksiyon ajanları. Bunların bir kısmı gebelikte geçirildiği zaman hem bebekte problem yaratabilmekte hem de düşüklere neden olabilmekte. Bu enfeksiyonları hasta anne adayının gebelikten önce geçirip geçirmediğini tespit edebilmekteyiz. Eğer gebelikten önce geçirilmişse bu enfeksiyonlar bizim oldukça işimize geliyor. Çünkü gebelikte tekrar geçirilmeyeceği için rahat oluyoruz. Ama geçirilmemişse de anne adayının bu enfeksiyonlara karşı gebelik süresinde dikkatli olması konusunda uyarabilmekteyiz. Rubella enfeksiyonu gebelikten önce geçirilmemiş ise rubella aşısı gebe kalmadan önce yapılabilir. Rubella aşısını yapabilmemiz için de bizim bir anne adayını en az 6 ay önce görmemiz gerekiyor.